Merhaba arkadaşlar, Tugi Gamers TV hepiniz hoş geldiniz. Futbol Manager 2022 oynamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. 27. bölümle Gümüşhanespor'dan ayrıldıktan sonra Sakaryaspor'la anlaşıp 2 de maç yapmıştık. Birini bir galibiyet, bir mağlubiyet aldık. 3-0'lık bir galibiyet, 5-0'lık da bir mağlubiyet aldık. Yani çok tezat bir durum oldu. 2 maçta 3 gol atıp 5 gol yedik. Ama yenildiğimiz takım da kim oldu? Trabzon. Ligde şu anda lider durumda Hekimoğlu Trabzon, görüldüğü üzere. Yendiğimiz takım kimdi? Şurada Başkent Akademi'ydi. Bakalım şimdi Sakaryaspor'la olan kariyerimiz nasıl ilerleyecek? Hep birlikte göreceğiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tekrar Azat Toptekin. Liderlik. Peki, onaylı lan. Evet. Tamam. Antrenmanı başlat, antrenmanı başlat. Bunları bir idmanı başlatalım. Uygula. Sonrakine geç. Sonrakine geç. Şöyle bir devam edelim. Mevcut formunu övelim. Abi niye iyi bir şeyler söylesek de enteresan bir şekilde yani adamlar geri tepiyor. Sizinle bir konuda görüşmek istiyorum. Emre Sağlık transfer listesine konma isteğinden vazgeçti. Evet, tamam, onayla. Emre Sağlık. Sağ bekte oynuyor bu arkadaş. Tamam. Emre'nin durumu hakkında düşmeye başladı falan filan. Geç. Tamam. Emre şu an için sizden bir beklentisi olduğunu düşünüyorum. Ancak ileride bir konuşma yapalım. Buyurun hocam demiş. Burada sık sık oynayabilecek kalitede bir oyuncu olmadığımı düşünmeye başladım. Bana bir Peki abi. Tamam. Bekle o zaman, önümüzdeki transfer dönemini bekle. Ne yapayım ya? Sen de mi uğraşayım ben? Devam edelim. 6 gün sonra Diyarbakır Spor'la oynayacağız. Diyarbakır Spor, bakalım nasıl bir sonuç çıkacak bize. Böyle hızlı seçim yap. Aykut Balkaya. Devam edelim. Şu şeyin, yabancı oyuncunun lisansını niye çıkartmamışlar acaba? Onu merak ettim. Profilimize bir bakalım. Mali durum. Önümüzdeki sezonun isteklerde bulunalım abi. Gözlemcilik menzilini genişlet. Personel. Ya da şey, tesislerle ilgili bir personel mi diyelim? Gözlemcilik imkanları diyelim ya. Şöyle yapalım. Yönetimi boş bırakmayalım. Peki. Erkan Tököz. Okan Kaçmaz bize bir soru sorup. Arif Kocaman. Sakaryaspor'un küme düşmesinin ardından takımdan bir an önce ayrılmak için açıkladı. Oyuncunun geleceğine hakkında ne olacak falan filan. Peki. Şöyle ilerletelim. Arif gidebilirsin. Barış Zeren ne demiş? Görüşelim bakalım, ne diyorsun? Mutlu değilim diyor. Peki. Sözleşmeni bekleyeceğiz abi, yapacak bir şey yok. Abi ne kadar çok sıkıntılıymış bunlar ya. Ne istiyorsunuz? Sen ne istiyorsun? Barış Seren sözleşme bitince takımdan ayrılmayı düşündüğü yönünde çıkan dedikolar. Bekleyip göreceğiz abi. Hepsi problem ya. Yani Sakaryaspor. Sakaryalıyız. Sempatimiz var ama.
Vereyim. Mali durum, oyuncağı, personel, antrenör maçlarında artış diyelim. Personel, antrenör, teknik hareket imkanları. Evet, şöyle diyelim. Artıralım abi. Kulübün bütün şeylerini artırmak istiyorum. Hani ne artırabiliyorsam artırmak istiyorum. Antrenör kontenjanı yükseltildi. Tamam. Bu kim? Bu haftaki antrenman falan filan. Dasut. Tamam. Önerilen kadroyu bir kullanalım bakalım ne istiyormuş bunlar bizden. Geçtiğimiz hafta Ekim Ultra falan filan. Devam. Başkaları başka. Evet. Böyle yapalım. Bakalım ne diyecek. Devam edelim. Taktik hızlı seçim diyelim bakalım. Batuhan koydu oraya. Erman Herman tam orada oynasın. Çağrı zaten orada. Arif Adem. Kıvanç Barış. Kıvanç 17 yaşında çok genç. Barış Deren tam o da orada. Mehmet. Ya bunu niye buraya alıyor mesela? Komple forvet ben bunu istiyorum abi. Onur Köroğlu, Onur Salman. Furgan. Furgan. Furgan zaten oynamaz orada. Şamil. Başaran. Şamil'i oynatabilirim. Şamil. Şamil'le bunu değişmeli oynatacağız abi. Erdem Gökçe. Batuhan. Batuhan Süer. Gökhan Göksu. Neyse. Lütfü Kara. Orta saha ve sola çıktı oynuyor. Tamam. Atakan ikiz. Rakip talimatları diyelim. Böyle bir talimatlarımızı ayarlayalım. Duran toplar. Bunu ayarlayacağız. Duran top. Ya işte duran toplara iyi vuran biri olsaydı güzel olacaktı da. Bir dakika. Şu şeye bir bakacaktım. Taktik. Kafa vuruş kaç? Kafa 13, markaj 13. Adem Kabak. Senin kaç? Heh, Adem Kabak'a şey yapacağız. Burada duran toplarda kornerler. Kornerlerde şöyle bir şey yapacağız. Hücumlarda karışık değil, yakın direkt diyeceğiz abi. Arif Kocaman değil. Stoper nerede? Adem. Heh. Bu kim? Böyle yapacaksın abi. Bunu da şöyle yapacaksın. Tamam mı? Yakın direğe. Yakın direğe hücum. Tamam mı? Kaleciyi marke et desek. Şöyle yapalım aynen. Aynen bu şekilde olsun. Solda da aynı şekilde. Yakın direğe yapacaksın tamam mı? Bu kimdi? Arif Kocaman bu değil. Yakın direk. Yakın direğe. Bu da yakın direğe. Yakın direğe hücum tamam mı? Buradaki arkadaş. Şu arkadaş. Kaleciyi marke edecek. Şu arkadaş şu. Kaleciyi marke et abi tamam mı? Bu şekilde olacak.
Tamam, şeyler. Serbest atışlar. Hücumda. Burada da zaten hücum endirekt değil. Böyle. En iyi kafa vuran abi, tamam mı? Solda da en iyi kafa vurana böyle bir taktik yapacağım. Buradan hava toplarından bir üstünlük elde etmeye çalışacağım. Bakalım başarılı olabileceğiz mi? Duran toplardan. Bir tekrar bir şey yapayım. Mehmet yardımcı forvet, fırsatçı golcü yapsak. Fırsatçı golcü diyelim. Evet, bu şekilde oynasınlar. Ya biraz birkaç maç böyle 5-6 maç biraz uyum sorunu gibi olacak ama alıştıkları zaman iyi bir şeyler bekliyorum bu şeyden. Kadrodan. Bu hızı biraz düşüreyim. Evet. Şimdi korneri çağrıyla kullanıyoruz öndireye doğru. Erman. Başarabilirsiniz diyelim. Yavuz. Arif. Sol tarafta Çağrı. Erman. Çağrı. Kıvanç, Erman, Mehmet geriye döndü. Arif uzun oynadı Mehmet'e doğru. Mehmet, Aykut karşı karşıya. Aykut burada offside yoktur inşallah. Offside var ya. Maalesef offside. Arif indirdi. Batuhan. Vakili. Aykut kaçtı. Aykut. Geri döndü Batuhan. Batuhan, Adem kalecisine kadar döndü. Yavuz, Arif uzun oynadı. Mert, Serdar Güncü, Emre kaçırdı. Emre kaleciyle karşı karşıya. Abi ne kadar basit gol yedik ya. Ne kadar basit gol yedik. Enteresan yani. Atak yaparken bir top kaptırdık, golü yedik. Konsantrasyonunuzu kaybetmeyin. Çağrı Friki'yi kullandı. Canberk. Kornere gönderdi topu. Adem dışarı. Öndirek organizasyonu. Aykut Kıvanç. Aykut Batuhan. Aykut ortası Mehmet'e doğru. Mehmet kafa vuruşu. Kaleci Canberk. İlk 15 dakika geride kaldı. Maalesef 1-0 gerideyiz. Ama oyun üstünlüğü bizde. Çağrı. Kaleci Yavuz'a döndü. Çağrı. Erman. Çağrı. Kıvanç. Arif. Kıvanç. Aykut. Çağrı. Kıvanç. Erman. Kıvanç. Arif. Aykut. Barış, Arif, Kıvanç iyi top yaptı Sakaryaspor. Mehmet, Erman, ara pası Barış'a. Barış, yapma Barış ya, onu nasıl kaçırırsın abi? Yine bir offside. Çok offside'da yakalanıyoruz ya. Aykut, Mehmet uzaktan vurdu. Canberk, Aykut tamamladı. Yine kaleci. Oldukça üstün oynuyoruz ama bir türlü gol gelmiyor. Korner kullanıldı. Abi o topu nasıl orada tutar, kontrol eder anlamadım. Sizin stoperler sıkıntılı mı acaba ya? Mehmet, Erman, Kıvanç, Barış, Aykut, Vakili Mehmet. Uzaktan denedi Mehmet. Aykut dışarı. 27 dakikada
Oldukça üstün oynuyoruz ama bir türlü gol gelmiyor. Polat, Murat. O da olmadı. Daha çok çabalayın hadi. Arif indirdi. Erman. Erman. Geriye döndü. Arif. Arif. Mehmet'e Mehmet. Erman'ı çok iyi gördü. Hadi ama ya. Hadi ya. Batuhan. Hacı kullandı. Kıvanç. Arif. Kıvanç. Uzun oynadı. Aykut kalecide karşı karşıya kaldı bir anda. Aykut vurdu. Bu sezon attığı 3. gol. 1-1'lik eşitlik geldi. Savunma bir an duraksadı. Aykut orada. İşte burada Aykut savunmanın duraksamasını fırsat bildi. Kalecinin solundan topu ağlara yolladı. Genç golcü. Arif. Arif uzun oynadı Mehmet'e. Mehmet indirdi Aykut. Mehmet kaleciyle karşı karşıya. Mehmet. Mehmet vurdu. Top dışarı gitti. Ya orada bir korner organizasyonu. Adem. Erman biraz daha iyi oynaması lazım. Çağrı. Erman. Çağrı. Kıvanç. Arif. Mehmet'e doğru. Mehmet. Mehmet. Abi Mehmet niye atamıyor bunları? Bizim demek ki bir sağlam bir santrafora ihtiyacımız var. Bir sağlam bir santrafora ihtiyaç var diye düşünüyorum. Çember kaydın. Erman çok iyi müdahale. Bunların kanatlarını değiştirsem. Şöyle yapsak. Erman sen sağda da oynayabiliyorsun gördüğüm kadarıyla. Kenan solda oynayabiliyor. Şimdi şöyle yapsak. Kanat oyuncusu destek desek sana. Tamam mı? Solda Gökhan Göksu oynayabiliyor mu? Fırsatçı golcü Gökhan. Başka Gökhan'a bak, Şükrü'ye bakacaktım pardon. Şükrü. Ya bir süre daha böyle mi devam? Mehmet çok kaçırdı ya. Enteresan bir şekilde Mehmet Güngör'de iyi yani aslında. Neyse bir böyle bir deneyelim. Barış, Zeren. Hadi bakalım. Arif ve Atakan'ı değiştir diyor. Taktikler artık değişiklik zamanı geldi ya. Furkan Polat olmaz. Sağda oynuyor. Erdem Gökçe'yi alabilirim oraya. Erdem Fakili. Kanat oyuncu destek olsun bu. Emre Özer. Emre'yi Kıvanç'ın yerine alalım. Atakan. Tuğrul Yavaşçı. Tuğrul. Öbürü kimdi? Kimi değiştiriyordu bu? Erdem'i şeyde burada değil mi? Amin. Tuğrul'u alacağız abi. Arif'in yerine. Değişikliği onayla. Evet diyelim bakalım. Mehmet. Ay. Abi ya Rabbim ya. Furkan Külekçi. Emre Yakut, Emir, Furkan, Emir, Canberk. Kaleye paralel gitti. Taca gitti top. Şimdi
Mehmet'i çıkartacağım abi. Gökhan Göksu'yu alacağım. Ondan sonra Akele'nin yanında da Erdem'i alacağım. Böyle bir oynayalım. Kamil de Barış'ın yanına oynasın. Şöyle bir de şöyle deneyelim. Daha çok çabalayın abi. Kamil alamadı. Mustafa kontra atak şansı. Diyarbakır Spor için. Fırat. Serdar. Mustafa. Tekrar Mustafa. Tersi oynadı. Yakaladı Canberk orada topu. Emir. Ceza sahasında Furkan. Adem girdi araya. Adem kritik bir müdahale yaptı orada. Gökhan. Onu da pas hatalı. Serdar, Emir uzun oynadı. Aydın kaleciyle karşı karşıya. Aydın direkten döndü. Bizim için şans anı. Şans anı. Son dakikalarda gelebilecek gol bizi bitirecekti. Son saniyeler artık. Şimdi bir fırsat yakalayabilir miyiz? Olmadı. Kerem. Kerem. Uğurul. Son saniyeler artık, bitirin şu işi. Hadi bir son fırsat. Erdem. Ortası arkaya. Ve 90 dakika sonucu. Sakaryaspor 1. Diyarbakır. Spor 1. Evet. 3 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 de beraberlik aldık. Çok tatmin olmadım açıkçası. Ne diyorsun? Bugün Mehmet Güngör'ün... Evet. Olumlu falan filan. Yani şu forvet yabancı... Ayva Sakarya kazanmamışsın ama çok iyi bir performans ortaya koydu. Omzuna dokun. Aykut bayağı bir gelişiyor. Bir pas antrenmanı yaptırırsam vizyonu da artar herhalde. Bu pas antrenmanı yaptıralım şuna da. Pas antrenmanı yaptıralım, biraz vizyonu da artsın. Daha iyi olur diye düşünüyorum. Pas antrenmanı yaptırırsak. Aykut'un tekrar bir profilini görmek istiyorum. Liderliği de artıyor. Yetenek gelişimi. Tavsiye. Antrenman raporu işte şunun. Antrenman. Devam. Biraz üstüne düşersek iyi bir şey olacak gibi duruyor çünkü. Bakalım. Çok şey bekliyorum ondan. Çağrı. Zayıf ayağını güçlendirme idmanı. Barış, Emre sağlık. Koy hadi. Ya bu oyuncu niye böyle olmuş ki? Antrenör kursuna gönder. NDA'ya. Artık yapacak bir şey yok yani, adam kadroya almışlar. Kadroya almışlar adam, lisansını çıkartmışlar yabancı kuralından dolayı muhtemelen ama. Oyuncağı. Antrenör gelişim sorumlusu. Stadyum tesis, antrenman tesisi diyelim.
gözlemci maaşları diyelim. Kulübü böyle sıkıştıracağım abi. Ya şu taktikte daha mı iyi oynarız gibi geliyor bana. Taktiğe bir bakayım. Ha bu zaten şey olmuş ama. Böyle devam oynatırsak herhalde daha iyi şeyler çıkar diye düşünüyorum. Transfer dönemi de zaten yaklaştı. Peki. Şimdi gözlemcilik. Gökhan Karadeniz. Bunu geç. Uğurutlu geç. Oyuncular. Sıcak Baktıktır. Mustafa Apardı. Oğuz Çalışkan kaleci. Ahmet Kesim. Burak şöyle var mı? Muğdat Çelik. İsmail Odabaşı. Emre Pehlivan. Burak Aydın. 29 yaşında. Gümüşhane Spor'dan oyunculara bakalım. Beğendiğim oyuncuları. Teklif yap diyelim bakalım. Kaldır. Bunu alalım mesela. Emre Öztürk. Bunu istemiyordum. Acı Doğru. Şöyle yapalım. Bunu da kaldıralım. Acı Doğru'yu da alalım buraya. Gümüşhane Spor'daki oyuncuları alalım. Eski bildiğimiz oyuncu abi sonuçta. Başka. Muğdat Çelik. Sefa Durmuş. 33 yaşında. Özcan Ali Mert Aydın. Numan Soysal. Ünal. Ünal Altıntaş. Gökhan Kurumuş. Gökhan'ı alalım. Teklif yap şöyle. Hadi şunu da alalım. Gökhan Kurumuş. Eren Erdoğan sağda oynuyor bu. Orta sahadaki oyuncular kimdi bunun? Emirhan Korkmaz, evet. Böyle bir aldır. Evet, şöyle yapalım. Emirhan Korkmaz. Bunlar çünkü bu kim? Önemli oyuncu abi. Bunu da oynatacağım çünkü. Bu çocukları oynatacağım abi. Bu uşakları oynatacağım. Devam. Gümüşhane Spor'da çok memnun kaldığım oyuncuları almak istiyorum. Bakalım bize gelirlerse çok iyi katkı yapacaklarını düşünüyorum. Çünkü bulunduğum zamanki dönemde o oyunculardan çok memnun kalmıştım. Beni hiç üzmemişlerdi. Bakalım bize katılacaklar mı? Özellikle Hacı Doğru. Hacı Doğru bize geliyor. Evet. Şimdi şöyle bakalım.
27 yaşına ne zaman geldi lan? Neyse. Erdi yokuşlu. Devam. Emirhan devam. Şimdi gözlemcilikte şöyle bir şey yapacağım. Boşuna ekleyeceğim bir. Nerede o? Özellik seç. Duran toplar. Duran topları kullanan oyuncumuz çok kötü ya. Bir tane duran topu kullanan iyi bir eleman lazım bize. Nerede lan bu duran top? Uzaktan şu top kapattık. Serbest vuruş. Evet. Şöyle bir yapalım bakalım. Oğuzhan Erdoğan. Aa, bunlar niye bu kadar düşük? Neyse. Bir de şöyle bir arayalım bakalım. Hızlı arama değil de yeni arama mevki koşul uyruğu Türkiye yapalım. Tamam. Tamam mı? Burada bize gelmeye oyuncunun sıcak baktığı Berkay Değirmencioğlu. Defansın merkezinde oynuyor. Yasin, Ahmet Kesim, Muğla Çelik, Burak Aydın. Eren Albayrak. Bilmiyorum bu. Bizim sol bekimiz. Kadromuzda kim var sol bek? Bu arkada Çağrı. Ya bu Çağrı da iyi yani. Serbest vuruş kullanma. Ya neyse şimdi şöyle bir devam edelim de. Fırsat transferi kovalarız herhalde. Önerilen kadroyu kullan. Kaleciler gençlerin seviyesi müthiş demiş kalecilerde. Taktik şöyle yapacağım. Bunu yine değiştirmiş nedense. Bu seferlik Gökhan'la çıkacağım. Rakip talimatlarını ayarlayayım. Şöyle. Bakalım bu maçta nasıl bir performans sergileyecek takımımız. Dördüncü maçımızda Sakaryaspor'un başında. 3 maçtır falan filan. Evet, devam edelim. Aykut sakatlanmış. Aferin sana çocuk. Yani. O zaman Mehmet Güngör'ü yine oynatacağız abi. Mehmet gel abi. Şimdi Tuğrul Yavaşçı, Onur Köroğlu. Tuğrul Yavaşçı'yı alacağız abi o zaman şuraya. Mecburen öyle oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Takım seçimi devam. Haydi bakalım. Hadi çocuklar. Afyonspor'la oynuyoruz. Deplasmanda. Diyar. Erman çok güzel girdi araya ama niye sarı kart var? Topa müdahale abi o. Allah Allah. Çağrı. Barış. Batuhan. Sağ kanattan geliyor Sakaryaspor. Barış. Akili. Korner. Çağrı korneri kullanıyor. Bir orta. Barış. Çağrı'ya Çağrı.
Çağrı korneri kullanıyor tekrar. Barış. Çağrı. Gökhan vuramadı. Savunma girdi araya. İlk 10 dakikada baskı kurmaya başladık yavaş yavaş. Bakalım takımımız üstünlük sayısını ne zaman bulacak? Korneri şimdi Afyonspor kullanıyor. Yiğit'le bir orta savunma karşıladı. Fakili kontra atak şansı. Az adamla yakaladık. Mehmet. Mehmet yapma şunu be. Mehmet yapma şunu be. 1-0 öne geçmemiz işten bile değildi. Çağrı. Erman. Barış. Adem. Arif. Barış. Adem. Geriye döndü kalecisi. Furgan'a. Furgan Arif. Kıvanç. Çağrı. Erman. Çağrı. Kıvanç. Erman'a doğru. Olmadı. Şimdi savunmamız alt topu Batuhan. Oyun kuruyoruz geriden. Daha karşıladı Barış. Gökhan, Mehmet, Kıvanç, Erman ceza sahasına girdi. Gökhan. Orada bir faul yok mu hoca penaltı ya? Hakem penaltıyı vermedi resmen ya. Haydi çocuklar. Arif Kıvanç. Arif. Adem. Uzun oynadı. Sami aldı topu savunmada. Mehmet. Arif. Kıvanç. Mehmet. Gökhan. Mehmet uzaktan vurdu. Gökhan. İki hamlede aldı topu. Abdülkadir. Hayrettin. Abdülkadir. Ergün. Taha. Abdülkadir. Hayrettin. Ergün. Taha'ya döndü. Berkant. Sami. Top yapıyor Afyonspor. Yiğit. Diyar. Hayrettin. Furkan. İki hamle de aldı topu. Vakili. Barış. Batuhan. Fakili Mehmet. Batuhan. Fakili. Barış. Fakili. Kıvanç. Adem. Kıvanç. Gökhan. Mehmet. Erman. Ortası. Mehmet attı. Mehmet Güngör. Sonunda aradığımız istediğimiz golü dakika 53'te buluyoruz. Mehmet'in attığı golle 1-0 öne geçti Sakaryaspor. Barış'ı çıkar, Kıvanç'ı çıkartayım. Hem sarı kartı var hem de genç oyuncuya. Oğuz Kocabal'ı alacağım buraya. Oğuz Kocabal. Tamam, Oğuz Kocabal oynasın orada. Herman Herman. Böyle devam edelim bakalım. Haydi çocuklar. Biraz daha, biraz daha çabalayın. Yiğit serbest vuruşu kullandı. Afyonspor. Oğuz şimdi aldı. Oğuz Kocabal. Mehmet'e. Sol kanatta Erman boş. Mehmet Erman'ın önüne. Ceza sahasına doğru girdi. Gökhan. Gökhan uzaktan çok sert vurdu. Kaleci. Harika çıkarttı. Çağır şimdi korneri kullanıyor. Adem'e doğru. Bir değişiklik daha yapalım. Şimdi Barış'ın yerine Kamil'i koyalım. Ben başka kim var kondisyon olarak? Bir de Erman. Bir de şu Şükrü Erman'ın yerine koyalım. Başka kondisyon olarak bitik olan var mı?
Daha da değiştirmeyeceğim. Oynayalım böyle. Hayrettin, Serkan. Son dakikalarda lütfen gol yemeyelim. Hayrettin. Berkant, kaleci Furkan. Rahat bir şekilde aldı topu. Melih. Serkan. Kerem. Üstten dışarı. Dakika 81. Maçta son dakikalar. 1-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Adem'i çıkartalım. Adem ve Gökhan. Adem ve Gökhan'ı çıkartacağım. Stoperde kim var biz diyedik. Adem'i çıkarttı abi. Ondan sonra öbürü de Gökhan'ın yerine de Gökhan'ın yerine şunu alacağım. Bu muydu? Şu taktikte. Ben Nibora değil lan. Defansif orta saha. Savunma diyeceksin. Bu şekilde oynayacağım. Hadi bakayım. Geri tepmez inşallah bu taktik. Çağrı. Savunma karşıladı. Serkan aldı. Kontra atak. Serkan sağ kanattan topu ileriye kadar getirdi. Melih. Hakan. Arif. Oğuz. Çağrı. Çağrı uzun oynadı. Mehmet'e. Mehmet. Kerem. Hakan. Hayrettin. Serkan. Gol yiyeceğiz gibi hissediyorum ya. 90 artı 3. Hayrettin. Çok az farkla dışarı gitti. Şükrü kaptırdı. Gökhan açıl. Gökhan ortası arka direğe. Hayrettin. Furkan çıkarttı. Olacak iş değil. Mehmet. Tek başına. Çağrı. Çağrı. Ortası Atakan. Emre Özer Şamil. Çağrı. Top orada kalsın. 3 puana çok ihtiyacım var. Çağrı. Tacı kullanıyor orada. Şükrü. Emre. Oğuz. Ortası. Batuhan'a geldi top sağ kanatta. O da orta yaptı Mehmet'e doğru. Savunma girdi araya. Emre Özer şimdi. Sol tarafa Çağrı'ya. Şükrü. Ceza sahası içinde Şükrü. Geri döndü. Çağrı ortasını yaptı. Fakirli. Ve 90 dakika sonucu. Sakaryaspor 1, Afyon 0. Çok güzel bir sonuç bizim için. Kulüpteki geleceğimiz için. İyi bir galibiyet aldık. 24 puanla 10'unculuğa kadar yükseldik. Güzel güzel. Transfer dönemi de yaklaşıyor. Bakalım Sakaryaspor'la ligin sonunda nerede olacağız? 24 yani playoff içinde şansımız var yani. Çok da uzak değiliz. Playoff oynayabiliriz. Hep birlikte göreceğiz. Ama arkadaşlar bir sonraki bölümde kanala abone olmayı, video beğenmeyi ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın.